Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video dersimizde hazırız. Bu dersimizin konusu 3ds Max 2017'de Art Render ile dış mekan sahne hazırlanması ve fiziksel materyal kullanımı. Bir önceki dersimizde arkadaşlar Art Render'a genel bir bakış atmıştık. Özellikleri nelerdir onlara bakmıştık. Bu dersimizde de bir dış mekan sahne oluşturmayı inceleyeceğiz sizden beraber. Işık, işte fiziksel materyal kullanımlarına bakacağız arkadaşlar. Art Render'la ne derecede kalitede sonuçlar elde edilebiliyor. Bunlara bakacağız. Sahnemizi hazırlarken ve dersimizin içerisinde arkadaşlar herhangi bir modelleme olmayacak. Hazır bir bina, obje diyelim biz ona. Onun üzerinde uygulamayla ve sahnenin aydınlatılması ile devam edeceğiz. Arkadaşlar, hani dersimiz orta düzey kullanıcılara hitap ediyor. Tabii ki yeni başlayan arkadaşlar da dersleri, bu ders serisini diyelim daha doğrusu, takip edebilirler. Herhangi bir sakınca yok. Zaten daha çok bu dersi izleyen arkadaşlarımızın modelleme hakimiyetinin yerinde olacağını düşünüyorum. O yüzden direkt modellemeye atlayıp kaplama ve aydınlatma render motorunun kullanımıyla alakalı kısa bir ders olacak arkadaşlar. Detaylarla sizi çok boğmadan anlatmaya çalışacağım. Kafanızı karıştırmamaya çalışacağım. Bu şekilde bir ders serimiz olacak. Umarım hepimiz için faydalı olur. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bu dersimizde Art Render'da bir basit bir dış mekan sahnenin nasıl oluşturulabileceğini inceleyeceğiz hep beraber. Az önce giriş konuşmasında da zaten detaylardan bahsetmiştim. Şimdi görmüş olduğunuz bu sahne var arkadaşlar. Çok basit bir sahne. Bu sahne üzerinde uygulamalarımızı deneyeceğiz. İsterseniz çok böyle hızlı bir şekilde bir render aldırayım. Sonra sahnenin üzerindeki ışık ve kaplamaları sıfırlayacağım ve hep beraber bunların hepsini en baştan oluşturacağız. Evet, bir render diyelim arkadaşlar. Zaten burada da sonucu görüyorsunuz. Gerçi bu yüksek çözünürlükte aldığım bir render'da. Bu 3ds Max'i kendi standart ağacı. Hani üzerine herhangi bir kaplama uygulamadım. Yani sadece gözüksün diye. Şuraya da cam da uygulamamışız. Fark etmez. Hep beraber oraya da camı uygularız. Şimdi arkadaşlar sahnemiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir önceki derste Art Render'dan bahsederken arkadaşlar oldukça başarılı bir render motoru olduğundan bahsetmiştim. Ve halen de geliştirildiğinden de bahsetmiştim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda gelecek servis packlerle ve extension paketleriyle güncellemeler muhakkak alacaktır. Bunları takip etmenizde fayda var. Evet, sahnemiz bu şekilde arkadaşlar. Hani bekleyelim bitirsin sahneyi. Böyle birazcık üzerinde lekeli çıkacak render'ımız. ...19 iterasyonda sahneyi tamamlayacak herhalde arkadaşlar. Draft ayarlarında. Tabi render yaparken arkadaşlar render ayarlarını yükseltebiliyorsunuz. Mesela drafttayken bir anda medium, high, x, high ya da maksimum değerlere getirebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz zamanlı da render aldırıp ya da iterasyonlu da render aldırabiliyorsunuz. Mesela burada hemen şöyle deneyelim. Advantage Path Tracing de derseniz yüksek kalitede birazcık daha ayarlar daha detaylı hesaplanacak. Ama hızlı da kalsın. Şu an o kadar ayarlara girmemize gerek yok. Sahnemiz bu. Şimdi arkadaşlar klavyemizden M tuşuna basarak materyal editörümüzü açıyoruz. Gördüğünüz gibi sahnemizdeki materyaller bu şekilde arkadaşlar. Birazcık birbirlerine girmiş durumdalar. Bu materyallerin hepsini siliyoruz.
Hemen bunu da kal, bunları da kaldıralım arkadaşlar. Bizim burada bir standart materyalimiz kalmak zorunda. Evet, şöyle en başa alalım ve birazcık yaklaşalım kendilerine. Şöyle alalım. Sonra perspektif penceremize geçelim. Tüm o, bir saniye, neden seçmediği konusuna gelelim. Evet, perspektife geçmiş, problem yok. Tüm objeleri seç diyeceğiz. Şunu bir kapatalım öncelikle. Tab penceresine geçelim. Bu bizim şeyde kalmış. Pardon, Gizmo'da açık kalmış. Evet. Şimdi bu kısımda şöyle kameramızı da seçelim. Kamerayı da siliyoruz arkadaşlar. Ağaç dışın bir dakika. Hemen şurada bizim ışık kaynağımız var arkadaşlar. Onu da sildik. Sonra tüm ağaç dışında şöyle seçelim kendisine. Evet. Materyalimizi atıyoruz. Seçili olanlara uygula. Aşağıya koyduk arkadaşlar. Artık bizim sahnemizdeki her şey gri renkte çıkacak. Gördüğünüz gibi. Şu an zaten herhangi bir aydınlatmada yok ama environment'te arkadaşlar bir sky portal kalmış gözüküyor. Onu silmeyi unuttuk. Gelelim hemen. Bunu da clear diyelim. Bunu da pardon, no experts diyelim ve tekrar render'ımızı alalım. Şu anda default olarak sahnemiz aydınlanmakta arkadaşlar. Hemen kapatalım. Sonra ilk olarak arkadaşlar buradan light ve bir detayı belirtmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Şimdi art render kullanırken ışık oluşturma mantığı bir önceki versiyonlarda yer alan mental ray ya da eye ray'deki gibi değil artık. Birazcık daha farklı bir çalışan ışık yapısı söz konusu. Mesela burada bir güneş etkisi yaratacak ışık oluşturmak istediğiniz zaman gidip bir tane target direct ışık koyduğunuzda güneş taklidi yapmıyor. Hatta sahneyi bile aydınlatmıyor arkadaşlar. Sahnenizde güneş taklidi yapacak bir ışık oluşturmak istiyor iseniz ışık menüsünün içerisinde fotometrik light'larda yer alan sun positioner ışık çeşidini kullanmak zorundasınız. Buradan güneş taklidi yapan ışığınızı oluşturabilirsiniz. İsterseniz hemen bir tane oluşturalım. Gördüğünüz gibi burada ayarlara çıktı. Oraya geleceğiz. Şimdi ışığımızı bu şekilde yerleştirelim. Birazcık da şöyle diktik, tamamdır. Güzel. Işığımız burada arkadaşlar. Sonra seçili durumda modifier liste geliyoruz ve perspektif penceresini açıyoruz arkadaşlar. Radius değeri 4890 metre. North offset 50 derece. Işık kaynağı dünya üzerinde San Francisco. Ondan sonra date time seçili. Manuel de belirleyebilirsiniz ya da hava data dosyanız var ise onu da kullanabilirsiniz. Işık zamanı 12, gün olarak 21, ay olarak 6, yıl olarak 2016'da yer alıyor arkadaşlar. Şimdi lokasyondan gelip Avrupa kıtasını seçiyoruz. Bu bir önceki 3ds Max sürümlerinde de yer alıyordu. Bu kısımdan hemen İstanbul'u seçiyoruz arkadaşlar. Okey diyoruz. Gördüğünüz gibi koordinatlarımız değişti. Sonrasında bugün ayın 8'i
ve 5. aydayız. Işığımızı ona göre ayarladık arkadaşlar. Burada Daylight Saving Time diyor. Bu kısmı animasyon içinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güneşin dünya çevresindeki dönme zamanını da oradan belirleyebiliyorsunuz. Yapacağımız işlem bu kadardı. Şu an aslında biz bunu doğru günümüzde Mayıs ayındayız. Evet, tamam. O şekilde kalabilir. 12 saat zaman diliminden hesaplıyor. Yine o şekilde kalsın. Biz arkadaşlar hemen kısa yoldan şöyle sahnemizde herhangi bir şey seçelim ve render işlemine başlatalım. Bakalım sonuç ne olacak. Arka planda arkadaşlar şu kısımda şu an o kısmı tam şey yapamadık, alamadık da bu kısımda gökyüzümüzü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde güneşimizi oluşturmuş durumda. Yani bizim verdiğimiz koordinatlar sonrasında saat dilimi diyelim ona. Gerçi herhangi bir saat vermemiştik ama default üzerinden hareket etti. Ondan sonra gün ve ayda güneşin hangi pozisyonda nerede olacağını hesaplayarak bizim güneşimizi oluşturdu. Sahnedeki pürüzlenmelere bakmayın, bunu sık sık söylüyorum. Ondan sonra oluşması gereken en doğru ışık oluştu arkadaşlar. Arka planda gökyüzümüzü de oluşturdu. Şimdi bu kısımdan birazcık daha uzaklaşalım. Bunun sebebi siz oluşan gökyüzünü de görün. Hemen bu şekilde bir tane daha render alalım. Gördüğünüz gibi gökyüzümüz burada arkadaşlar. Biraz sonra environment'e nasıl atama yaptığını, neler kullandığını zaten render'ımızı bitti. Klavyemizden 8 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Evet, açılan environment penceresinde arkadaşlar hemen şöyle üzerinde duralım. Fiziksel güneş ve gökyüzü arkadaşlar. Tekrar şöyle üstüne getirelim. Bunu kullanıyor. Expose Control'de fiziksel kameramızın kontrollerini kullanıyor. Gerçi sahnemizde şu an fiziksel kamerayı daha oluşturmadık. Oluşturacağız. Otomatik olarak ekliyor. Hani burada bize demek istediği şu. En doğru ve en gerçekçi sonucu elde edebilmeniz için fiziksel kamera kullanmanız gerekiyor. Hani target ya da free kamera, daha doğrusu hepsini bir araya toplayalım. Standart kamera kullanmak birazcık daha işinizi zorlaştırır. Alacağınız sonucu da değiştirir arkadaşlar. Fiziksel kamera zaten hem Art Render'la uyumlu hem de diğer render motorları ile de uyumlu bir kamera arkadaşlar. O bakımdan herhangi bir kafanıza soru işareti kalmasın. Bu kısımda yapacağımız herhangi bir şey yok. Otomatik olarak zaten ayarları kendisi buraya oluşturdu. Şimdi bunu da kapatalım arkadaşlar. Hemen tekrar binamıza yoğunlaşalım. Gelelim bu şekilde. Sonra klavyemizden Ctrl C yaparak arkadaşlar fiziksel kameramızı oluşturduk. Sonra tekrar klavyemizden M tuşuna basıyoruz ve materyal editörümüzü açıyoruz. Birazcık da uzaklaşalım. Şimdi sahnemize geri döneceğiz. Bu standardımız burada kalsın. Şimdi biz bu sahnemizde nasıl materyaller kullanacağız ve ne çeşit materyaller kullanacağız? Materyallerimizi oluştururken neler yapacağız? Şimdi kısaca sizlere bunu anlatayım. Sonrasında uygulamaya geçelim. Öncelikle bu yan tarafı düşünmeyin arkadaşlar. Burası boş bir kutu olarak düşünün. Bizim asıl uygulama yapacağımız cephe burası. Kaldırım ve yol. Şimdi arkadaşlar kapımız klasik bir ahşap kapı olacak. Buradaki şundan yaparsak daha iyi. Şu kısım cam olacak. Bu kısımlar cam oluyor arkadaşlar. Ahşap oluyor. Bu kısımları beton yapıyoruz. Zaten Max dosyasını sizden paylaşacağım. İndirmek isterseniz indirip üzerindeki ayarlara bakabilirsiniz. Ya da benzeri bir uygulama yapacak iseniz şayet daha değişik kullanabilirsiniz. Ağacımız burada. Ağaç üzerinde herhangi bir kaplama uygulamaya gerek yok.
Kaldırımımız için bir texture kullanacağız arkadaşlar. Bu kısım sarı olacak ve bu kısım daha suat olacak. Yapacağımız işlem bu. Aydınlatma gördüğünüz gibi çok basit ve tamamen kişiselleştirilebilir, kustomize bir aydınlatma var arkadaşlar. Ve hesaplama daha hızlı ve gerçekçi bir sonuç alıyorsunuz. Ve fiziksel kameranın ayarladığı otomatik olarak yapılmış oluyor. Bu işlemleri siz manuel yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Detaylarını merak edenler tabii ki kurcalayabilirler. Sonra bu kısımlarda yol, işte kaldırım taşı, kaldırımın üzeri ve cephemizde kaplamızı oluşturduktan sonra, kaplamalarımızı oluşturduktan sonra arkadaşlar işimiz bitecek. Ama aydınlatma konusu için şunu söylemekte fayda görüyorum. O güneş taklidi yapacak ışığı sahnemize ilk yerleştirirken, hani projelerinizde özellikle kuzeyin ne tarafı olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Hani çünkü binanızın kuzey yönüne göre de bu güneş ışığının kuzey yönü aynı olursa çok çok daha doğru bir aydınlatma elde edebilirsiniz. İster gece renderi alın, ister gündüz renderi alın ya da ikindi vaktindeki bir güneş taklidi yaptıracak olun ya da sabah saatlerinde bir ki güneşin taklidini yaptıracak olun, fark etmez. Işığın kuzeyiyle binanızın kuzeyi aynı yönde olmasına özen gösterin. Aynı gerçek yaşamdaki gibi. Sonra ya tabii ki binanın kuzeyi öteki tarafta, ışığın kuzeyi bu tarafta demeyin. Çünkü burada TDS Max'teki güneş aynı gerçek yaşamdaki güneş gibi sanki dünyanın etrafında bir tur atıyormuş taklidini yapmakta. Bu da aklınızda olsun. Veya hani dış mekan renderları, render animasyonları yaparken bu işinize yarayacak bir püf noktasıdır. Aklınızda olsun. Şimdi tekrar materyal editörümüze geri döndük. Gördüğünüz gibi sahnemize bir tane fiziksel materyalimiz hemen burada sürükleyip bıraktık. Şimdi bununla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Birazcık yaklaşalım. Şimdi materyalimizin ayarlarını görmek için üzerine çift tıklıyoruz ve bu kısımda görmüş olduğunuz gibi materyalimize ait özelliklerimiz açılıyor. Başta karmaşık gelebilir, hiç karmaşık gelmesi bu standart görünümü. Burada bunun advantage görünümü söz konusu. Şimdilik standartta kalsın. Şimdi arkadaşlar fiziksel materyal içerisinde hem hazır materyaller var. Bunlar bir önceki versiyonda Mental Ray içerisinde yer alan hazır materyallerdir. Ve diğer bir seçenekle kendi materyalinizi kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Aynı bu şekilde buradaki map kanallarını gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar fiziksel materyal oldukça başarılıdır. Hani aynı diğer render motorlarının materyallerinden herhangi bir fark yok. Hatta birçok da artısı var denilebilir. İlerleyen derslerde iç mekan dersleri falan yaparken hepsine tek tek değineceğiz. Çünkü zaten dış mekandaki uygulamada şu anki sahnemizde kullanabileceğimiz materyallerimizin sayısı aynı. Pardon, sınırla aynı diyorum, özür dilerim. Şimdi bir dış bu fiziksel materyalimizde arkadaşlar ilk yapacağımız işlem, hemen buradan ismimizi de verelim, silelim bunu, beton diyelim buna. Ben o kısmın beton olmasını düşünüyorum. Siz ne isterseniz yapabilirsiniz. Hemen burada arkadaşlar rock concerto seçeneğini seçtik. Şimdi öncelikle standardı buradan çıkartalım. Gördüğünüz gibi kendi içerisinde materyal kanalları mevcut. Sonra ikinci fiziksel materyalimizi alıyoruz arkadaşlar. Bunun altına yerleştirdim çünkü bu kısma da arkadaşlar hemen bir cam oluşturacağız. Buradan Frosted Glass'ı seçiyoruz arkadaşlar. Pardon, yanlış seçtik. Bu hatayı siz yapmayın. Hemen üste çıkalım. Rock Concerto dedik. Evet. Bu materyalimizi seçiyoruz. Bu kısımdan da Forested Glass'ımızı seçtik. Evet.
Sonra arkadaşlar hemen bir tane daha fiziksel materyali oluşturuyoruz. Bunda da arkadaşlar seçilimi materyalimiz, evet, seçili şu an için. Sonrasında hemen buradan Satin Vanished Wood diyoruz. Bu da kapımız için olacak. Kullanacağımız 3 adet kadar hazır materyalimiz var arkadaşlar. Şimdi bir de burada biz kaldırım taşı ve yol için 3 tane materyal oluşturacağız arkadaşlar. Onların hazırları yok. Bizim kendimizin manuel olarak yapması gerekiyor. Yine hiç fark etmiyor. Fiziksel materyalimizi alıyoruz. Birazcık yaklaşalım. Üstüne gelelim. Aktif edelim. Sonrasında arkadaşlar buradan texture'ımızı uygulamak için Base Color Map şuradan seçiyoruz. Buradan General Bitmap diyoruz. Kaldırım taşımızı oluşturacağız. Open dedik. Buna hemen ismini verelim. Kaldırım taşı diyelim. Enter. Bitti. Bunda yapacağımız işlem bu kadar. Hemen yanına geliyoruz. Bir tane daha oluşturuyoruz. Yine bunu aktif yapıyoruz. Buna pardon. Şöyle seçelim. Kaldırım diyelim. Gelelim Base Color Map kısmından Bitmap diyelim. Bunu seçelim. Bu texture'ların hepsini sizden paylaşalım. Zaten daha ileride sizde vardır. Sonrasında gelelim buraya, fiziksel materyalimizi seçiyoruz. Aktif ediyoruz. Sonrasında Base Color'a geliyoruz ve asfaltımızı seçeceğiz arkadaşlar son olarak. Ve Open dedik, bitirdik. Şimdi sahnemizde kullanacağımız materyallerimiz arkadaşlar bundan ibaret. Şimdi materyal editörümüzü kapamıyoruz. Şimdi kullanım sırasını belirliyoruz. Mesela buna yaklaştık, beton. Şimdi zaten modellerken cam kısımlarını ve ahşap kısımlarını ayrı olarak yapmıştık. Hemen buradan gelip bunun üzerine bıraktık arkadaşlar. Sonra binamızı seçiyoruz. Üzerinde zaten UV map var. Buradan hemen tıklıyoruz. Viewport'ta göster diyoruz. Bu şekilde gözüktü. Şimdi arkadaşlar artık hani ne modellerseniz modelleyin. İç mekan olur, dış mekan olur, karakter olur, organik modellemeler olur. Hiçbir önemi yok ne yaptığınızın. Hazırlamış olduğunuz kaplamanın uyguladığınız obje üzerinde, altını çiziyorum, düzgün gözükmesi için muhakkak UVW map modifier'ını kullanmanız gerekiyor. Şayet ikinci bir püf nokta ve önemli nokta, real world map size ile bir materyal oluşturmak istiyorsanız veya oluşturduysanız, bu kullanacağınız UVW map modifier'ında da real world map size'ın seçili olması gerekiyor. Kullanmadıysanız şimdiki gibi seçili olmaması gerekiyor. Çünkü seçerseniz yapmış olduğunuz kaplama gider. Çünkü uyuşmuyor birbirine. Mesela 2016'da bu sıkıntı çok yaşanıyor. Çünkü hazırladığınız materyal buna göre ayarlı değil. 2016'da bu UVMAP içerisinde sizin bu standarda göre hazırladığınızı düşünüyor. Onun için seçili geliyor. Bu seçiliyken buradaki kısımların aktif olmadığını görüyorsunuz. Çünkü Slate Material Editör'den o ayarları yapmanız gerekiyor. Bakın, önemli bir nokta. Hatta ayrı bir ders konusu olarak bile işlenilebilir. Hani burada size anlatmış oldum. Aklınızda olsun. Bu hatanın sebebi odur. Sonrasında gördüğünüz gibi buraya kaplamamız oluştu. Şimdi hemen kapımızın kaplamasını atalım. O da burada. Hemen seçili. Şunu birazcık daha şöyle alalım. Buradan seçtik. Kapımıza sürükledik. Bıraktık. Tamamdır. Sonra buralarda bir yerde bir de cam oluşturmuştuk. Evet, burada. Bu şekilde. Hemen bir yanındaki cama da bırakalım. Sonra hazırlık sahnesinde eklememiştik. Bıraktık. Sonra gelelim kaldırımımıza. Materyal editörde bir yerini bulalım onun.
Evet, kaldırım olarak burada bulduk. Hemen seçemedik, özür dilerim. Hemen bırakıyorum. Tamamdır. Sonrasında bu asfaltımız, bizim kaldırım taşımız vardı. Hemen şu şekilde üzerine uygulamamızı yapalım. Tabii ki göster diyelim arkadaşlar. Materyalin VF port. Ya burada göstermesek de zaten render'ımızda çıkacak. Buna da diyelim. VF portta göster diye, gördüğünüz gibi. Sonra asfalt vardı. Onu da gelelim bırakalım. Burada göster diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar basit bir render'ımızı alalım. Klavye kısa yol tuşu Shift Q. Aynı anda basıyorsunuz. O kadar. Ya da F9'a basarsanız da render alabilirsiniz. Şimdi bunların arkadaşlar yansıttığını görüyorsunuz değil mi? Render iyice tamamen bir bitsin. Diğerlerine materyali atamadık. Onlara da materyalimizi atarız. Problem değil. Cam, işte betonumuz, hepsi o şekilde. Yani şu kısımlara ahşap koymamışız. Problem değil. Hemen koyarız. Ya da dosyayı siz aldığınızda üzerinde çalışmak istiyorsanız siz de koyabilirsiniz. Problem değil. Şimdi bunların yansıtma sebepleri arkadaşlar, hemen tekrar materyal editörümüze gelelim. Ekranı büyütelim. Öncelikle bu kaldırıma gelelim. Kaldırım seçtik. Bu kısımdaki roughness seçeneğini sıfır olmasıdır. Bunu bir yapıyorsunuz. Yansıtmasını istemediğiniz tüm objelerde bu bir olacak arkadaşlar. Sonrasında bunun için de aynı şey geçerli. Bir yapıyoruz. Bizim şuralarda betonumuz vardı. Evet. Ha, o zaten seçiliymiş. Camda yapmaya gerek yok. Son kapı vardı. Hemen kapımızı seçelim. 0.64'müş. Tamam. Şimdi tekrar bir render'ımızı alalım. Ve sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi yansımaları bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yansımalarımız kayboldu. Olması gerektiği gibi de şu an gözüküyorlar. Sonra arkadaşlar materyal editörümüze geri dönelim. Buradan pardon. Şöyle çekelim. Hemen. Şimdi bir koyacağız, bir koymayacağız. Kadrajımıza girdiği kadarıyla yaptık arkadaşlar. Sonra hemen bizim buralarda bir tane ahşap materyalimiz vardı. Şimdi gelelim bu kısma. Poliye geliyoruz arkadaşlar, seçiyoruz. Bu kısımlarımızı şöyle, şöyle. Evet. Şu şekilde yine. Evet. Seçelim. O kısım gözükmüyor. Fark etmez. Bu kısımdan gelelim. Böyle uygulayalım. Sonra kapatalım ve UVMap'e geri dönelim. Materyal editörümüzü aşağı alalım ve bir render alarak burayı gene unuttuk. Buraya da cam atamadık arkadaşlar. O camımızı da atayalım. Gördüğünüz gibi materyallerimiz çıktı. Render'ımızı bir durduralım arkadaşlar. Hemen tekrar burası seçiliyken bu kısmında pardon. Kaplama sorununu halledelim. Evet.
Bu kısımla alakalı sorunumuz bitti. Hemen şöyle uzaklaşalım. Camımızı bulalım burada. Slate Material Editor'un arkadaşlar çok da güzel yanları, hiç materyal bitecek derdiniz, slot bitecek derdiniz yok. Sahnemizi bir kaydedelim. Sonra hemen render setup açıkmış zaten, nerede? Evet, burada. Nosi filtrelemeyi açalım. Bunu medium'a getirelim. Hatta height diyelim. Çözünürlüğümüz zaten 1920'ye 1080 ve render diyelim. Sonucumuzu bekleyelim hep beraber. Evet arkadaşlar. Tam olarak bitirtmedim. Bayağı uzun sürecekti. O yüzden görüntü birazcık daha net diğerlerine göre. Pürüzlenme az. Gördüğünüz gibi subdiff'lerimiz kaliteli. Işık oldukça başarılı arkadaşlar. Tabii ki siz daha güçlü bir ışık da elde edebilirsiniz. Yapılması gereken her şey bu kadar. Arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.